ve başkalarının başarısızlığı üzerine başarımızı kurduk. Başkalarının başarısızlığını, beceriksizliğini söyleyerek kendi başarısını, geleceğini onun üzerine kurmaya kalkarsanız hep birlikte batıyoruz zaten. Türkiye siyaseti hep böyle gitti. Biz dedik ki bir ilki yapalım. Yani hep gelen iktidarlar, belediye başkanları bir önceki dönemi karalayarak işe sizin bir önceki döneminiz yoktu. Öyle olmadığı için böyle bir şansımız vardı. Güzel de bir yapı da bize verilmişti. Hakkını yememek lazım. Yani Emlak Bankası'nın Türkiye'de örnek şehir olarak, adını şehir olarak koyduğu Bahçeşehir projesi olmuş. Evet, bu 6 kat büyüdü belediye olunca. Yanına diğer gelişme alanları da, problemli bölgeler de ilave edildi ama nüve sağlandı. Bundan hareketle ciddi bir proje yapılabilir dendi. Ben hep bütün hayatım boyunca onu gözlemledim. Bizim halkımız bir ürünü almadan önce ona dokunmayı seviyor. Yani pazara gittiğinizde bakın inceleyin siz de domatesi mıncıklayarak alır. Marula dokunur, patlıcanı işte dokunur. Hatta bakkala gittiğinde ekmeği sıkar fırından alırken, yani ona mikrop bulaşır mı onu hiç düşünmez. Bırakın onu, beyaz eşya dükkanlarına gittiğinde siz fuarlarda da izlerseniz televizyonlara basarlar, kameranın geçer bir yerleriyle oynar sanki onun uzmanıymış gibi ama o binlerce dolar paradır. Ona dokunarak almayı, satın almayı sever. Biz o zaman proje dedi Sayın Başkan, projeyi sadece proje olarak insanlara sunduğumuzda bu ne zaman bitecek diye insanlar bunu kabul etmiyor. Ama projeyi uygulayıp onlara yaşatıp başarıya ulaştığını gördüğünde, onu kullanmaya başladığında bir daha vazgeçmiyor. İşte Türkiye hala aile hekimliğini tartışıyor. Bütün evet. Dünya sağlık sistemini bu şekilde kurtarmış. Yani toplumunu hasta edip kimyasal ilaçlarla tonlarca para harcayıp tedavi etme yerine toplumu baştan hasta etmemek. Yani en kolay yöntem bu. Aşıyla, bunun maliyeti çok daha düşük, insanların hastalık riskini ortadan kaldırmak. Bu da koruyucu hekimlik, aile hekimliği. Herkesi biz bunu yaptık, başardık. Hükümeti de gelen geçen bütün hükümetlere de kendi dönemimizde tavsiye ettik. Sağ olsun da bu hükümet aile hekimliğini kendileri de düşünüyormuş. Aldılar, programlarına koydular ama buradan yine Sayın Sağlık Bakanımızı da uyarmak istiyorum. Doğru bir projeye yanlış başlanıyor gibi geliyor bana. Orada biraz düzeltme yapıp aile hekimliğini Sağlık Bakanlığı'nın birimlerine değil yerel yönetimlere devretmeleri lazım. İşte belki başarının yolu budur. Yani şimdi yapılan sistem yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Değişen çok bir şey yok. İşte o meşhur müsteşar yardımcılarımız der ki efendim biz bunu yerel verirsek işte şöyle siyasi sakıncalar olur, böyle bilmem ne olur. Bu halka güvenmek zorunda. Ya seçilmişlere güvenmek. Önce halka güvenmemiz lazım. Evet. Yani seçilmişe benim şahsıma veya belediye başkanının şahsına yetki devretmiyorsunuz. Hı. Yetkiyi devrettiğiniz şey kitle halk. Şimdi eğitimde de çok güzel bir okul var değil mi o bölgede? Yani diğer kamu okullarında destek veriyorsunuz. Eğitim, sağlık, şimdi hı. Bahçeşehir evet kentsel açıdan bir uydu şehir olarak biliniyor ama biz geldiğimizde İnanın devlet okulları işler acısı durumdaydı. Yani personelin %70'i yoktu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum başkan. Zaten sizin üstünüze kalıyor. Yani zaten siz kalıyor, biz yapıyoruz. Okulun işte bir takım onarımlarını zaten yapıyorsunuz. Ama bari bu bunu gönüllü olarak Kemal Aydın iyi olduğu için yapmasın da Kemal Aydın'ın görevi olsun. Yani böyle ya bir noktaya gelsin. Çok basit bir örnek de açıklayayım. İki tane okulumuz. Birisi 9. Cumhurbaşkanımızın adını taşıdı. Süleyman Demirel İlköğretim Okulu. Diğeri Hoşdere İlköğretim Okulu. %60 personel açığı fiziki mekan olarak, yani kapalı salonu yok, hiçbir şey yok. Boyasını, badanasını, hiçbir şeyini yapamıyor. Biz bu okulları aldık. Özel okul standartlarına getirdik. Personel açıkları tamamlandı. Müstahdemlerin parasını verdik. Yeri geldi, işte sağ olsun Sayın Milli Eğitim Müdürümüz çok duyarlı davrandı, Ömer Balı Bey. Personel açıkları, öğretmen açıkları tamamlandı. Şu anda başarı sıralamasında ilk sıralarda olduğu evet. için bütün civardan veliler o okullara öğrencisini vermek için uğraşıyor. Ama bir hafta evvel gitmiş, idare kuruluna başvurmuş. Demiş ki bu başkan
hukuksuz iş yapıyor, ben şikayet etmiş. Doğru. 240'a göre İl İdare Kurulu benim ifademi aldı. Eğer ben bu paraları belediye bütçesinden harcamış olsaydım belki sizin de bugün bu programı yapamıyorduk. Bundan dolayı Allah korusun cezaevinde ziyaretime gelmiş olabilirdiniz. Yani tabii yani çünkü bu çarpıklığı ortadan kaldırsın.